Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoda karşınızdayım. Bugün yine yeni bir kutu var elimizde. Bugün yine PUBG bize yeni bir kutu yollamış. Şimdi bu kutuyu açmadan önce size bir şey söyleyeyim. Bu kutunun içindeki çıkacak ürün Erangel haritası ile ilgili, biliyorsunuz. Erangel artık nasıl okuyorsanız, bu haritanın yenilenmiş, revize edilmiş bir hali vardı. Zaten bunun videosunu da çekmiştik. Hemen izlemediyseniz de şu taraftan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu da izledikten sonra geri gelebilirsiniz. Bu paketimizin içinden çıkacak şey yeni Erangel ile alakalı olduğu söyleniyor. Kargo aslında gümrükte sıkışmıştı arkadaşlar. Bu kargo ben artık her gelen kargo gümrükte sıkıştığı için artık demiştim ki almıyorum falan. Sonra dedim ki neyse bu sefer de alayım. Şimdi içinden güzel bir şeyler çıkar. Video çekemeyiz. Boşa gider. Paket geri gidiyor çünkü almadığınızda. Dedim ki ben sonra bir de küserler, bir daha yollamazlar falan dedim. PUBG'ye ayıp olur dedim. Çünkü artık o yollanan merkeze geri yollanıyor. Ya da arada bir yerde kayboluyor artık. Kim bilir, onu bilemiyorum ama. Kargo işte DHL ile geldi ve gümrüğe sıkışmış. Bugün sizlerle onun kutusunu açacağız. Böyle basit bir kutu. Şöyle size göstereyim. Hani çok böyle ekstra bir şey yok. O yüzden önemli olan kutu değil, içeriği diyorum. Şimdi kutuyu açacak olursak, kutumuzun en güzel şeylerinden biri paketlemesi. Bu şekilde... Lan mikrofon. Paketin içinde bu şekilde geliyor ve aslında katlı olarak geldiği için daha şık duruyordu. Evdeki herkes merak ettiği için paket bu sefer açıldı arkadaşlar. Şöyle bir paketin içinden şu çıkıyor. Bunu ayrıca göstereceğim. İçinden böyle normalde şuna da sarılmış. Sanki böyle bir savaş ne denir? Savaş paketiymiş gibi yapılmış. Çünkü buna sarılmıştı ve bunun da böyle bir gazete kağıdı figürü verilmiş. Yani aslında gazete kağıdı değil, bildiğiniz paketleme ürünü, fakat dışına böyle gazete baskısı falan yapılmış. Bunu ayrıca okuyacağım birazdan, o yüzden hiç yırtmadım. Daha sonrasında içinden bir adet bu buranın içinde ayrıca bir şey var mı bilmiyorum bu arada. Yoktur herhalde. Yani müthiş böyle daha gizemli şeyler yapabilirler. Mesela ben bunun altına gizlenmiş bir nasıl diyeyim, bir gizlenmiş bir şey çıksa güzel olurdu. Ama bu tişörtün, bu daha doğrusu çıkan ceketin altında şöyle bir kart çıktı. Aslında bu da bir kart değil, kartpostal. Arkasında da böyle baskılar vesaire var. Ben şimdi bunu size okuyacağım. Ben bu kartpostalın görüntüsünü de zaten şöyle de göstereyim de, hani sağlıklı okuyamazsınız diye göstermiyorum. Sağ üstünde o bildiğiniz bir tane, bir adet adamın, daha doğrusu artık oranın başının mı artık her neyse, onun birçok yerde posteri vardı hatırlarsanız ve bir adet göz işareti var burada. Bu ikisi burada. Sağ altta şurada bir Erangel yazıyor. Sol üstte de böyle yarı silik, yarı gözükecek şekilde işte bu alan mesajınız için dir yazıyor burada. Başka da bir şey yazmıyor. Buraya da baskı bir şeyler. Bu güzel, tatlı ama gereksiz bir şey. Bu paketin içinde artık bir şey yok ama gerçekten şık durduğunu da göstereyim. Şöyle bir bakacak olursanız, yani güzel bir paket açıkçası. İçinde bayağı güzel olmuş, hatta bayağı bu hani paketin düzeni de birazcık bozulmuştu biliyorsunuz. Gümrükte durduğu zaman şüpheli paket, içinde ne olabilir diye bakılıyor ayrıca. O yüzden içi de birazcık dağılmıştı. Tişörtü ilk ben açmadım bu arada, hani tişörte baktım daha sonrasında ama bayağı bu paket falan dışındaydı. Cekete geçmeden önce ben şunu bir okumak istiyorum. Burada gerçekten çokça büyük bir harita var ve harita küpürü var. Bu arada paketi gümrükte açan arkadaşlar birazcık yırtmış. O yüzden bantlar zarar vermiş. Şöyle bir şeyle geliyor. Artık ne kadar net görebilirsiniz bilmiyorum ama zaten ben bile zor görüyorum buradan yakından. Birazcık şey çünkü bozulmuş yazılar. Bu gazete küpürü 1.07.1965'ten kalma diye bir baskı var. Bu arada eğer bu küpürün tamamını merak ediyorsanız hemen aşağıda çıkan, zaten aşağıda da açıklamada var. Instagram'dan beni takip ederseniz bunu story olarak attım. 24 saat boyunca story'de kalacak. Oradan bakabilirsiniz. Story'de eğer hani neler yazdığını da ayrıntılı bir şekilde merak ediyorsanız okuyabilirsiniz arkadaşlarım. Burada bir başlığı var. Erangel Weekly yazıyor. Haftalık Erangel diye bir gazeteymiş ismi. Bu küpürdeki her şeyi tabii ki de okumayacağım. Çünkü burada bazı easter egg'ler var. Mesela burada bir adet adres verilmiş. Bu adrese hep birlikte bir videoda gidebiliriz. Bu şekilde bu gazete küpürünü bayağı bir video döküp inceleyebiliriz. Çünkü burada çok fazla başlık var ve her fotoğrafın ayrıca anlatıldığı ve hikayesinin olduğu yazıyor. Dilerseniz bunun için ayrı bir video yapabilirim. İstiyorsanız şöyle birazcık like'a dokunursanız, şöyle bir 1000'i geçerse like, bunun da yeni videosu gelecektir diyorum. Şimdi
cekete geçelim. Ürüne gelecek olursak şöyle hemen dıştan göstereyim, bir de giyip göstereceğim. Burada bir baskısı var, yarım Angels yazıyor. Kamerada ters gözükebilir bu arada. Burada her zaman o sevdikleriniz, sevdiğiniz dikişler var. Burada Land, Loot, Survive yazıyor. Yani bir önceki videoyu izlemediyseniz bu arada onu da buradan izleyebilirsiniz. Uçaktan atla, loot yap ve hayatta kal yazıyor. Şimdi tişörtü giyeyim. Tişört diyorum ama böyle hoodie, Türkçesi ceket herhalde. Ceket bu şekilde. Şöyle bir göstereyim de buradayken. Burada bir adet şey var. Burada yine bir tane Erengel rozeti var. Burada da bir adet Pochinki'nin haritadaki yeri ve rozeti var. Artık rozet veya badge artık ne deniyorsa. Burada klasik bir PUBG yazımız var. Dediğim gibi kamerada ters gözüküyor olabilir. Şuraya açayım. Burada da bir adet sahte olmayan gerçek bir gözü var. Burada da tekrar bir Erangel yazıyor. Yani aslında bir anlamda sevilebilirsiniz. Niye derseniz çünkü eğer bu geldiyse yeni haritalar, diğer haritalar revize edilirse, yenilenirse bize bunlardan daha çok gelecek. Aynı zamanda fazla gelirse yine çekilişler yapacağız. Bunun altını çizeyim. Burada pek olayı anlamadığım bir tane logo var ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle kapatayım. Bir de arkasını size tekrar göstereceğim. Evet. Arkası da bu şekilde. Baya güzel bir hoodie yollamışlar. İçimdeki çok uygun olmadı ama güzel askeri bir kapüşon. Teşekkür ederiz PUBG. Bu arada arkadaşlar sadece böyle giyim şeyleri değil. Biliyorsunuz bu bir seri, paket açılımı serisi. Böyle birçok da video çekmiştim. Yine tekrardan izlemediyseniz de yukarıdan izlemenizi öneriyorum. Üstüne bir şey daha söyleyeceğim size. Arkadaşlar artık sizce PUBG silahlarına da geçelim mi? Gerçek hayatta onların maketlerini inceleyebiliriz. Böyle sevgililer yapabiliriz. İstiyorsanız da benzer airsoft yani oyuncak hallerini, yani gerçekten atış yapan hallerini de inceleyebiliriz. Eğer bu videoda güzel bir like gelirse, şöyle bir 1000 like gelirse o videolara da geçiş yapmayı ben çok isterim arkadaşlar. Daha fazlası için kanalımı beğenebilirsiniz. Farklı videolar için de kanalımı takip edebilirsiniz. Kendinize bakın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bu arada şunun da altını çizeyim. Biliyorsunuz ürünlerden fazla geldiği zaman kesin ve kesin çekiliş yapıyoruz. O yüzden hiç merak etmeyin. Şu an bundan bir tane diye çekiliş yapamıyorum. Ama diğerlerini yapacağım. Görüşürüz.